Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz ekolojik kavramlar gençler. Yeni ünitemize başlıyoruz. Üçüncü ve son ünitemiz olan ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesine geçtik. Siz de hemen bu dersi bitirdiğimiz zaman kitaplarınızı açıyorsunuz. 10 Dinamo'dan sayfa 129'dan başlıyorsunuz. Ekolojik kavramlar kısmını çözüyorsunuz. Ekosistem ekolojisi ile ilgili tarama testini de bitiriyorsunuz. Sayfa 136'ya kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmayacaktır almamış olması gerekiyor 10 Dinamo'dan. Sıfırdan ona biyolojide de aynı şekilde geliyorsunuz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesine. Ekolojik basamakları çözüyorsunuz arkasından ekolojik organizasyon düzeylerini çözüyorsunuz ekolojiyle ilgili testleri de bitirip ekolojik kavramları da hallediyorsunuz. Sarı geç testlerini unutmayın gençler sayfa 141'e kadar yapmadığınız hiçbir şey kalmasın sıfırdan ona biyolojide bugünkü dersi bitirdiğimizde. Dediğim gibi ekolojik kavramlar konumuz. Yaslanın arkanıza başlıyoruz. Bugünkü dersimizde ekolojinin tanımını yapacağız. Ekoloji biyolojinin alt bilim dalıdır gençler. Neyi inceler onu söyleyeceğiz ekolojinin inceleme alanları dediğim gibi konumuz olacak. Ekolojik kavramlar konunun içerisinde tekrar tekrar karşıma çıkıyor. O yüzden de ilk dersler en önemli derslerdir biliyorsunuz ki kavramları iyi oturtturmamız gerekiyor. Ekosistem ekolojisi dediğimiz zaman ekosistem ne demek? Aslında canlı ve cansız çevrenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya ekosistem ismini veriyoruz. Canlıların yaşadığı çevrenin bir parçasıdır. Aslında ekosistemlerdeki değişimler, buraya yapılan göç davranışları, buradaki hava değişimleri, abiyotik faktörlerin, biyotik faktörlerin değişimleri hep ekosistemin inceleme alanı içerisine girecek. Organizmalar birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki halindedir. Ekoloji dediğimiz bilim dalı da tabii ki canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini incelemiş olacak. Mesela kutuplarda yaşayan bir penguenle senin hayatında bir ilişkin var mı? Var. Neden? Aynı atmosferden oksijen gazı alıyorsunuz, aynı atmosfere karbondioksit gazı veriyorsunuz. O zaman ekosistemlerde her canlı aslında birbirleriyle etkileşim halindedir diyebiliriz. Örneğin organizmalar birbirleriyle besin ve kaynaklar için yarışabiliyor, diğer organizmaları avlayabiliyor, faaliyetleriyle doğrudan etkileşim halinde bulunabiliyor. Geçmişten günümüze canlıların çevreleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilim insanları hep incelemek istemişler. Aristo, i̇bn Sina gibi düşünürlerin bu konular hep ilgilerini çekmiş. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji ismini veriyoruz. Ekoloji de aslında yaşanacak yer... Ee çevre anlamına geliyor. Loji de bilim anlamına geliyor. Ekoloji dediğimiz zaman bunu kısaca çevre bilimi olarak da söyleyebiliyoruz. Ekolojinin inceleme alanı içerisi o zaman oldukça geniş bir alandan bahsediyoruz. Ekoloji de pek çok alt bilim dalına ayrılacak, pek çok bilim dalıyla da ortak çalışmalar yapacak. Çevreyi doğrudan veya dolaylı olarak en çok etkileyen canlı tabii ki insanlardır. Bunun sonucu olarak da canlı türleri ve iklim doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebiliyor. İnsanların faaliyetleri iklim ve doğayı çevre değişimlerine neden oluyor. İklim ve doğal çevrenin değişimi ise türlerin çeşitliliğini ve dağılımını etkileyebiliyor ekolojiyle ilgili çalışmalar yapan, bununla ilgili araştırmalar yapan kişilere ekolog ismini veriyoruz. Ekosistemlerin yapısını, işleyişini, buradaki değişimini inceleyen bilim dalı ise ekosistem ekolojisi olacak. Dedim ya bilmemiz gereken çok önemli kavramlar var. Bu kavramlara geçmeden önce Yeryüzündeki denizler, nehirler, göller, dağlar, ormanlar ve çöller canlıların tabii ki barındıkları yerleri meydana getiriyor. Canlıların doğal yaşam sınırı hava küre ve taş küre arasındaki alan, tabii ki hidrosferde de yaşayabilen canlılar var. Mesela hava küre dediğimiz zaman yeryüzünden 10 kilometre yüksekliği kastediyoruz. Taş küre dediğimiz zaman litosferde de 7 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Hidrosferde yani su kürede de 5 kilometrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Ekoloji dalında kavramlar birbirleriyle tabii ki iletişim halinde olacak. Mesela organizmadan bahsedeceğiz. Organizma dediğimiz zaman aynı zamanda türden de bahsetmiş oluyoruz. Türün tanımı neydi? Doğada İnsan zorlaması olmadan çiftleşebilen, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Aynı tür canlılar sınırları belli bir alanda bir araya geldikleri zaman popülasyonları meydana getirecekler. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman komüniteler oluşacak. Komünitelere bir de cansız faktörleri etkilersek ekosistemler meydana gelecek. Dünyadaki büyük ekosistemlere ise biyom ismini vereceğiz. Dünya üzerinde havanın canlı yaşayan en üst noktasından denizin, okyanusun canlı yaşayan en dip noktasına kadar canlıların yaşadığı katmanların tamamına birden de biyosfer ismini veriyoruz. O zaman ekoloji, biyosfer, biyom, ekosistem, komünite, popülasyon, organizma olarak büyükten küçüğe doğru sıralanan ekolojik kavramları aslında incelemiş olacak. Ortak bir atadan gelen, aralarında çiftleşip verimli döller veren canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Verimli döl kelimesi neden benim için çok önemli? Doğada insan zorlaması olmadan atla eşek çiftleşebiliyor. Atla eşek çiftleştikleri zaman katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katırlar kısır bireylerdir. Bir atla, bir eşekle veya başka bir katırla çiftleşemiyorlar. O zaman katırlar verimli döl de değil. Biz iki canlı çiftleşsin, çocuğu olsun, çocuğunun da çocuğu olsun istiyoruz aynı tür diyebilmek için. En kısa tabirle, sınırları belli bir alanda aynı tür canlıların yaşadığı topluluğa da ...popülasyon ismini vereceğiz. Van'da yaşayan Van kedileri... Hmm. ...sınırları belli bir alan Van olarak belirtmiş. Van kedisi de bir türdür... ...o zaman bu bir popülasyon örneği olacak. Abant Gölü'ndeki beyaz nülüferler... ...sınırları belli bir alan... ...beyaz nülüferler de bir tür olduğuna göre... ...demek ki popülasyon örneği olacak. İstanbul'daki insanlar... ...bir popülasyon örneği olacak... Avrupa'daki kelaynak kuşları bir popülasyon örneği olacak. Sınırın ne kadar büyük veya küçük olduğu önemli değil. Mühim olan sınırları çizmen ve tek bir türden bahsetmen. Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan farklı türden canlılarda bir araya geldiği zaman komüniteler meydana gelecek. Yani mesela İstanbul'daki hayvanlar dediğim zaman sınırları belli bir alanda Artık hayvan dediğim zaman buradaki kediden de, köpekten de, böcekten de bahsediyorum. Bir sürü popülasyon bir araya gelmiş o zaman komünite olacak. Karadeniz'deki balıklar dediğim zaman hamside, palamutta, levrekte birer popülasyon örneğidir. Hepsini bir arada sınırları belli bir alanda ifade ettiğimde komüniteler meydana gelmiştir diyeceğiz. Örneğin Abant Gölü'nde bulunan bakteriler, planktonlar, böcekler, kurbağalar, balıklar ve bitkiler gölün nesini meydana getirir? Komünitesini birden fazla popülasyon olduğu için belirtir diyeceğiz gençler. Komünitelere bir de cansız faktörleri eklersem ekosistemler meydana geliyor. Mesela Akdeniz ekosistemi dediği zaman Akdeniz bölgesinde yaşayan hem canlılardan bahsediyor hem de Akdeniz'in cansız faktörlerinden bahsediyor. Oranın sıcaklığından, suyundan, pH durumundan, nem durumundan bahsediyor gençler. Kısaca ekosistemlere komünite artı cansız çevre diyebiliriz cansız faktör diyebiliriz. Cansız faktörlere de abiyotik faktör ismi verilir gençler. Biyo canlı demek, abiyo cansız anlamına geliyor. Doğadaki ekosistemler çok büyük olursa biyom ismini veriyoruz. Mesela çöl biyomu dediğim zaman büyük bir ekosistemdir. Yağmur ormanı biyomu dediğim zaman büyük bir ekosistemdir tüm ekosistemler, tüm biyomlar bir araya gelirse de biyosferi veya diğer bir tanımıyla ekosferi meydana getiriyor. Havanın canlı yaşayan en üst noktasından okyanusun canlı yaşayan en dip noktası biyosfer yani canlı tabakasını meydana getirir diyebiliriz. Yeryüzünde Canlı türlerinin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadığı alanların toplamına ne ismini veriyormuşuz? Biyosfer, ekosfer ismini veriyoruz. Kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara ya da su ekosistemlerine biyom ismini veriyoruz. Mesela ne verebilirim örnek? Çöl biyomu, tundra biyomu, iğne yapraklı orman biyomları biyomlara örnek olacak. O zaman tekrar şöyle bir gözümün önünde canlandırayım. Organizma tür bir araya geldiği zaman popülasyonu, popülasyonlar komüniteleri, komüniteler ekosistemleri, ekosistemler biyomları, biyomlar da bir araya gelerek biyosferleri oluşturuyor. Karaçam bir türdür. Toros Dağları'ndaki karaçam dediğim zaman sınırları belli bir alanda tek türden bahsediyorum. Toros dağlarındaki sedir ağaçları, karaçamlar, tilkiler, ala geyikler, baykuşlar sınırları belli bir alanda birden fazla tür oldu. Toros dağlarındaki orman ekosistemi yani hem o ormanda yaşayan canlılardan bahsediyorum hem de oranın suyundan, pH'ından, sıcaklığından, ikliminden bahsediyorum. Biyom dediğimiz zamanda Anadolu'daki iğne yapraklı orman biyomu diyebiliriz. Büyük bir ekosistemdir. Biyosfer zaten dünya üzerinde canlıların yaşadığı tabakanın tamamına verdiğimiz isimdi. Şekilsel olarak biraz da eski konularla birleştirelim. Ne demiştik? Organizasyonu anlatırken atomlar bir araya gelirse molekülleri meydana getiriyor. Moleküller bir araya geldiği zaman organeller oluşuyordu. Organeller bir araya geldiği zaman da canlının en küçük yapı birimi olan hücreler meydana geliyordu. Aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücreler bir araya gelirse dokular oluşacak. Dokular neyi meydana getirecek? Organları. Organlar neyi meydana getirecek? Sistemleri. Sistemler de organizmayı, yani türü meydana getirecek. Aynı tür canlılar sınırları belli bir alanda popülasyonları oluşturur. Birden fazla popülasyon bir araya gelirse komüniteler meydana geliyor. Komünitelere cansız faktörleri dahil edersem ekosistemler oluşuyor. Ekosistemlerin büyüklerine biyom diyorum. Dünya üzerinde canlı yaşayan tabakanın tamamına birden de biyosfer veya ekosfer ismini veriyorum. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıda verilenler ile seçenekteki kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Toros Dağlarındaki Kara Çamlar sınırları belli bir alan tek bir tür hocam o zaman popülasyon olacak. İnsanların kalın bağırsağında yaşayan bakteriler dediği zaman sınırları belli bir alan ama bakteri demiş hangi tür olduğunu söylememiş B vitamini üreten bakterimi K vitamini üreten bakterimi zararlı bakterimi burada birden fazla popülasyon vardır yani burası komünite örneğidir. Abant Gölü ve burada yaşayan omurgalılar dediği zaman Abant Gölü ile kastettiği şey tabii ki cansız faktörler yani ekosistem oldu. Dünyada canlıların yaşayabildiği alanların tamamına da biyosfer ismini veriyorduk. Kim açıkta kaldı? Biyom açıkta kaldı. Geldim diğer bir soruma. Bir popülasyondaki tüm sağlıklı bireylerde ifadelerin hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi popülasyondaki tüm sağlıklı bireylerde derken aslında soruyu şöyle diye sorabilirim. Aynı tür bireylerle ilgili aşağıdaki yukarıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle aynıdır? Mesela insan türü içinde düşünebilirsin. İnsan türünün sağlıklı tüm bireylerinde kromozom sayısı aynıdır. İnsanlarda kromozom sayısı 46. Tür 3 kromozom sayısı sabittir. Tabii ki 47 kromozomlu Down sendromlu bireyler de var ama özellikle sağlıklı denmesinin sebebi tür içi kromozom sayısı sabittir. Kromozom sayısının eksik veya hasta fazla olması çeşitli hastalıklara yol açar. Kromozom sayısı mesela tüm insanlarda 46. Gonozom çeşidi dediğimiz zaman kalıtımda gördük. Gonozom neydi? Cinsiyeti belli eden X ve Y kromozomlarıydı. Mesela erkeklerde Y kromozomu bulunurken dişilerde Y kromozomu bulunmuyor. O zaman kromozom sayısı kesinlikle aynı. Gen gonozom çeşidi kesinlikle aynı diyemem. Dişlerde X bulunurken erkeklerde Y bulunabiliyor. Genetik yapıya baktığımız zaman da tüm insanların genetik yapısı aynı olsaydı tüm insanlar birbirinin fotokopisi gibi olurdu. Genetik yapımız birbirinden farklı olduğu için zaten birbirimizden farklı özelliklere sahibiz. Kesinlikle aynıdırın cevabı yalnız bir oldu. Geldim diğer bir soruma. ...komünite ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Komünite birden fazla popülasyonun bir araya gelmesiyle mi oluşur? Tabii ki hocam. Popülasyonlar bir araya geldiği zaman komüniteler meydana geliyordu. Cansız çevreyi içermediğinden burada meydana gelen değişimlerden de etkilenmez. E, komüniteler cansız çevreyi içermiyor diye... Burada herhangi bir değişim meydana gelirse komünite popülasyonu etkilenmez mi? Mesela ortamın sıcaklığı değişiyor. Komünitede bulunan canlılar buradan etkilenmez mi? Etkilenir bu gitti. Bulundurduğu canlı sayısı zamanla farklılık gösterebilir diyor. E tabii ki komünitelere dışarıdan göçler olabilir, içeride ölümler olabilir, doğumlar olabilir. Canlı sayısında farklılıklar meydana gelebilir. O zaman komünitelerin bulundurduğu sayı da zaman içerisinde değişim uğramaya müsait gençler. Hangileri söylenebilirin cevabı 1 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Dünyaya ait bazı tabakalar aşağıda verilmiştir. Bu tabakalardan hangilerinde yer alan canlıların yaşadığı alanların toplamı biyosferi oluşturur diyor. Hidrosferde yani su katmanında canlılar yaşıyor. Litosferde kara katmanında canlılar yaşıyor. Atmosferde hava katmanında tabii ki canlılar bulunuyor gençler. Ama mantu tabakasında canlının ne işi var? 1, 2 ve 4 canlıların yaşadığı biyosfer dediğimiz katmanın oluşmasına neden? olacak. Diğer bir soruma da bakıyorum. Dünya üzerinde yapay bir ekosistem kurup kuramayacaklarını merak eden bilim insanları 1980'lerin sonunda Biosfer 2 adlı projeye başladılar. Bu doğru bir projedir. Gerçekte de yani böyle bir projeye başlandı gençler. Bu projenin hedefi kapalı yapay bir ekosistem oluşturarak bu yapay ekosistemde deneye gönüllü olarak katılan insanların belirli bir süre yaşamasını sağlamak. Ne yapacaklar? Kapalı bir alan oluşturacaklar. Burada dünyanın biyosferine benzer bir sistem oluşturmak istiyorlar. Eğer buralarda canlılar yaşamaya devam ederse gidip bir gezegenin üstünde de bu yapay biyosferi oluşturabilirim. Aslında amaç buydu. 1990'larda 8 gönüllü Biosfer 2'de 2 yıl boyunca yaşamak üzere geniş bir alana yayılan ve deneyin gerçekleştirildiği yapıya kapandı. Oksijen seviyesi henüz bir yılı bile doldurmadan güvenliği tehdit edecek miktarda düştü ve dışarıdan oksijen takviyesi yapıldı. Fakat deney yine de bir süre sonra güvenlik endişesiyle durduruldu. 1994 yılında deney ikinci kez başlatıldıysa da ekipten iki kişinin sabote etmesi nedeniyle yine başarısız oldu. Yani dünyadaki oksijen karbondioksit döngüsü canlı etkileşimlerini yapay bir alanda oluşturmak istiyorlar. Amaç tabii ki bu yapay alanı başka gezegenlere de götürüp canlıların orada da insanların orada da yaşamasını sağlayabilir miyiz diye yapılıyor. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Dünyadakine benzer ve kapalı bir ekosistem kurmak mümkündür. Fakat ekosistemin devamlılığını sağlamak güçtür. Bakmışlar, yapmaya çalışmışlar ama devamlılığını sağlamakta sorun yaşamışlar. Canlıların ekosistemde hayatta kalabilmesi yalnız cansız çevredeki koşullara bağlıdır. Böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Tabii ki canlı çevredeki koşullar çok önemli. Kapalı ekosisteme dışarıdan müdahale edilmesi deneyin başarısız olmasına neden olmuştur. Aslında bunu da söyleyemeyiz. Neden? Çünkü deney ilk başladığında içeride oksijen yetersizliği söz konusu olmuş. Dışarı müdahalesiyle değil gençler. Hangileri yapılabilirin cevabı yalnız bir oldu. Dersimizin sonuna geldik. Konumuzu şöyle bir özetleyip kapatıyoruz. Ekoloji canlıların birbirleri ve cansız çevreleriyle etkileşimlerini, yaşamın devamlılığını sağlayan madde ve enerji döngülerini inceleyen bilim dalı ekolojiyle uğraşan bilim insanlarına ekolog ismi veriliyor. Çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılar türü meydana getirir. Aynı tür canlılar bir araya gelerek popülasyonları oluşturur. Popülasyonlar bir araya geldiğinde komüniteler meydana gelir. Komünitelere cansız faktörleri eklersem ekosistemler oluşuyor. Dünya üzerindeki büyük ekosistemlere biyom ismini verdik. Tüm ekosistemlere biyosfer, ekosfer diyoruz. Unutmayın. Hemen buradan da ödüllü soruma geçiyorum. Ödüllü soruya cevapları aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.